Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere telefonda önemli bir uygulama olan Google Play hizmetleri nasıl güncellenir, en basit şekilde nasıl güncellenir. Bu güncelleme sayesinde hatalar da düzelebiliyor arkadaşlar. Bu Android'in gerçekten bir nevi kalbi gibi çok önemli bir uygulaması. Google Play hizmetlerinde sorun olduğu zaman diğer uygulamalarımızda çalışmayabiliyor. Ciddi sıkıntılar çıkarıyor. Bununla ilgili kanalımızda bu Google Play hizmetleri hatasının nasıl düzeltileceğiyle ile ilgili kanalımızda videomuzda mevcut. Ancak bazen buna rağmen düzelmeyen telefonlar olduğu şeklinde yorumlar alıyoruz. Bununla ilgili başka neler yapabiliriz? Bu videomda hem Play, Google hizmetleri nasıl güncellenir ve bununla ilgili nasıl düzeltilir? Bununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle ayarlar kısmına giriş yapıyoruz. Burada uygulamaları buluyoruz ve basıyoruz, giriş yapıyoruz. Uygulamalarda bakıyoruz arkadaşlar. Burada bende var Google Play hizmetleri görüyorsunuz burada. Ama bazen burada çıkmayabiliyor da. Onu da size şöyle anlatayım. Şu sağ üst kısımda 3 nokta var. Buraya tıklayıp sistem uygulamalarını göster dersek bütün uygulamalar telefonumuzda görünüyor arkadaşlar. O zaman kesinlikle bu Google Play hizmetlerini bulursunuz. Şimdi bu şekilde ben de bulacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Google Play hizmetleri karşımızda. Buraya giriş yapıyoruz. Şimdi söylediğim gibi arkadaşlar bu ciddi ve Android'de gerçekten önemli bir uygulama. Diğer uygulamaların çalışmasına, güncellenmesine etki ediyor. Burada meydana gelebilecek bir hata gerçekten telefonumuzda sıkıntılar yaşamamıza neden oluyor. O yüzden bu uygulama sayfasına giriş yaptık. Burada şunu belirteyim arkadaşlar size. Daha önceki videomda olmayan farklı olarak Google Play hizmetlerinin sıkıntılarını ile ilgili Arkadaşlar daha sonra güncellemeyi de göstereceğim Arkadaşlar bu izinler kısmı var burada buna dikkat edin Arkadaşlar bu izinlerin hemen hemen hepsi hepsini verin bu izinler verilmezse hataya da neden olabilir Ben bu izinlerin hepsine izin verdim. Sadece konum bu istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz biliyorsunuz konumu. Bir de vücut sensörünü kullanmadığım için ikisini kapattım arkadaşlar. Diğerleri açık. Burada Google Play hizmetlerinde bunlar bu izinleri verin arkadaşlar. Çünkü bu izinlere ulaşması gerekiyor. Hataya neden olabiliyor. Aklınızda bulunsun bu da. Evet arkadaşlar, bu sayfaya Google Play hizmetleri uygulama bilgileri sayfasından en alta iniyoruz. Mağazadaki uygulama ayrıntıları. Ee, şunu belirteyim. Play Store'da bu Google Play hizmetlerini yazarsak bulamayız arkadaşlar. İşte bu sayfaya geldiğimizde en alt kısmında mağaza uygulama ayrıntıları kısmına tıklayarak... ...burada... Google Play hizmetlerine bu şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz Google Play hizmetleri devre dışı bırak, güncelle kısımları mevcut. Bu sağ kısma bastığımızda güncelleme varsa Google Play hizmetlerini güncelliyor. Böylelikle eğer bir hata varsa, hatanın düzelme olasılığı oluşuyor arkadaşlar. E, şunu söyleyeyim, eğer telefonunuzda bir hata, bir arıza, bir sıkıntı yoksa güncellemeyin arkadaşlar. Ben genelde güncellemiyorum uygulamaları, Google Play, Play hizmetlerini de güncellemeyin. Ama eğer bir hata olur da e, başka şekilde düzeltemezseniz bu güncellemeyi de yapın arkadaşlar. Hatayı düzeltebiliyor. Şunu belirteyim ayrıca aklınızda bulunsun arkadaşlar. E, şöyle de gösterebilirim uygulama hakkında. Google Play hizmetleri ile ilgili burada bilgiler var. Bunu okuyabilirsiniz. Dediğim gibi önemli bir uygulama. Aşağı doğru iniyorum. Ve burada gerekli işletim sistemi kısmı var. Google Play hizmetleri 6 ve sonraki sürümlerle çalışıyor arkadaşlar. Bunun altındakilerde işte çalışmıyor, hata veriyor. Bunu da burada size göstermek istedim. Yine aşağı geliyoruz sizin özellikle arkadaşlar Bu sayfaya geldiğinizde bakın Şurada Uyumluluk yazıyor Bu cihaz diyor Cihazınızda çalışır diyor arkadaşlar burada da bizim benim cihazımda şu anda Bu Google Play hizmetlerinin Çalıştığını e, Burada yazarak gösteriyor eğer çalıştırır diyorsa arkadaşlar sıkıntı yok ama Uyumlukta çalıştırmaz olumsuz bir şey yazıyorsa o zaman bilin ki telefonunuzdaki sıkıntının kaynağı bu arkadaşlar. Bunu da size özellikle belirtmek istedim. Geri geliyorum. Dediğim gibi eğer telefonda sıkıntı varsa güncelleme bu kadar basit. Sağ taraftaki güncelleye basarak şu anda benim telefonumda herhangi bir sıkıntı olmadığı için basmıyorum. Yani daha doğrusu güncellemiyorum. Dediğim gibi eğer sorun yoksa güncellemeyin. Şöyle isterseniz bir göstereyim, sonra iptal ederim. Güncellemeye basıyorum. Evet, güncellemeye başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben iptal ediyorum. İptal ettim. Eğer dediğim gibi sizin telefonunuzda sıkıntı varsa bunu güncelleyin. Eğer e, sıkıntınız yoksa güncellemeyin. Güncelleme işlemi Google Play hizmetlerinin güncelleme işlemi bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi burada tekrar göstereyim. Google Play hizmetleri en alta geliyoruz. Mağaza uygulama ayrıntılarına basıyoruz ve sağ kısımda güncelleye basarak bu güncelleme işlemini yapıyoruz. Arkadaşlar umarım bu videom sizlere faydalı oldu, olacak oldu veya olacak diyeyim Umarım olur O yüzden e, Güncelleme işlemini sizde gerektiği durumda yaparsınız Videomu beğenmeyi kanalıma Abone olarak bizlere destek olursanız çok memnun oluruz Diğer Güzel faydalı Videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Sorularınız varsa yorumlarda bildiğim kadarıyla elimden geldiği kadarıyla cevaplarım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.